Merhabalar arkadaşlar. Limit dersiyle, limit konusuyla karşınızdayız. Öncelikle inşallah iyi bir ders olur sizin için. Limit kavramıyla başlayalım. Arkadaşlar, burada gördüğünüz fx'in grafiği ve sağ tarafta iki tane açıklamamız var. Bu açıklamaları bir okuyalım. X değişkeni bir a sayısından küçük ve a'ya yakın değerler alıyorsa x a'ya soldan yaklaşıyor denir ve şu şekilde gösterilir demiş. Önce gösterimini boş verelim de şurada ne demeye çalışıyor bunu bir açıklığa kavuşturalım. Şimdi arkadaşlar x'in a'ya soldan yaklaşması demek. X eksenindeki a noktası neresi arkadaşım? Şurası. Pekala. X'in a noktasının solundan değerler almasını istiyoruz. Yani ne taraftan? İşte A'ya nasıl yaklaşırız? Biz sol taraftan şu şekilde A'nın dibine kadar girecek şekilde şurada değerler alır. X'in A'nın solunda değeri işte tam şuradadır diyebiliriz. Pekala. Bunu biz nasıl gösteriyormuşuz arkadaşım? X'ler A'nın soluna giderken o sol ifadesini nasıl göstermemiz gerekiyormuş? A'nın üzerine eksi koyarak. Peki ikinci açıklamada ne diyor? X değişkeni a sayısından büyük ve a'ya yakın değerler alıyorsa x a'ya sağdan yaklaşıyor denir. A'nın solu bu tarafsa sağ ne taraf olur? İşte orası da burası a'ya gitgide yaklaşan değerler alırsak arkadaşlar a'nın sağını da işte şuralarda bir yerde gösterebiliriz grafik üzerinden. Pekala bunu nasıl gösterecekmişiz? X'ler A'ya sağdan giderken diyebiliriz. Şu A'nın üzerindeki artı ifadesi bizim için bundan sonra neyi gösterecek? A'nın sağını gösterecek. Geçelim ikinci sayfamıza. Burada da fx'lerin bir yere gitmesine sağlayacağız. X A'ya soldan yaklaştığında fx de bir b sayısına yaklaşıyorsa b sayısına fx fonksiyonunun soldan limiti denir ve şu şekilde gösterilir. Yine gösterimini bir kenara bırakalım. Önce şuna bir bakalım. Ne diyor arkadaşım? X a'ya soldan yaklaşsın. A'nın solunu ne taraf olarak göstermiştik? Biz işte tam olarak şuralarda bir yerde göstermiştik. Peki yaklaşık olarak böyle aldık diyelim. Yoksa a'nın çok çok dibinde biliyorsunuz bu a'nın sol değeri. Pekala. X a'nın sol değerini aldığı zaman, soldan yaklaşan değerini aldığı zaman bakalım bu x ifadesi fx'i nereye götürüyor? İşte şöyle gösterdiğimiz zaman b'ye yakın bir değer aldı. Hatta b'den küçük, b'den küçük olduğu için hatta b'nin solu bile diyebiliriz biz buna. Pekala alttaki açıklamada ne diyor? X a sayısına sağdan yaklaştığında fx de c sayısına yaklaşıyorsa bakalım buna a'nın sağı ne taraftı? A'nın sağı da şurada bir yerdeydi arkadaşlar. Pekala biz A'nın sağ değerini şurada gösterdik. Aşağı doğru çektik. Bakalım nereye yaklaşıyor? Bu da C'ye gidiyormuş demek ki. C'nin soluna gidiyormuş değil mi? B'nin solu veya C'nin solu bizi pek alakadar etmeyecek burada. Şöyle diyeceğiz. Limit X A'nın soluna giderken, soldan yaklaşırken, X'ler A'ya soldan yaklaşırken, X A'nın soluna giderken, A'ya soldan giderken diyebiliriz bunlara. Fx nereye gidiyormuş? B'ye gidiyormuş. İşte burada gösterdik. Pekala. X a sayısına sağdan yaklaştığında bakın burada da onu yazdık. X a sayısına sağdan yaklaştığı zaman peki fx nereye yaklaşıyordu? C'ye yaklaşıyordu. Şurada lim diye gösterdiğimiz arkadaşlar tabii ki isminden de anlaşılacağı gibi limitin limi. Devam edelim. Arkadaşlar diğer sayfamızda şu ifadelere yer vereceğiz. Limit x a'ya soldan yaklaşırken fx, fx'in değeri ve x a'ya sağdan yaklaşırken fx'in değeri bir k reel sayısına eşitse. Arkadaşlar diyoruz ki x'in a'da limiti vardır ve x a'ya soldan sağdan artık yaklaşmıyoruz. X'ler a'ya giderken fx eşittir k şeklinde yazılır. Pekala alttakinde ne diyor? Eğer fx'in a'nın sol limiti fx'in a'daki sağ limitine eşit değilse o halde diyoruz ki fx'in x eşittir a'da limiti yoktur diyoruz arkadaşlar. Yani kısacası şöyle söyleyebiliriz. Kitaplardaki açıklamada bu. Sağ limit sol limite eşitse x fx'in a'da limiti vardır. Eğer sağ limit sol limite eşit değilse fx'in a'da limiti yoktur diyebiliriz. Altta bir örneğimiz var. Örnekte tek tek limitleri hesaplayalım arkadaşlar. Şurada diyor ki grafiği vermiş bu arada.
x 4'ün solunda fx hangi değeri alır diyor. Sormuş bize 4'ün solun neresi arkadaşlar? İşte tam olarak şurası 4'ün solu. 4'ün solunda x'ler hangi değeri almış bakıyoruz. Bu nereye gitmiş? 5'e gitmiş. Peki 4'ün sağında fx hangi değeri almış? 4'ün sağ neresi? Orası da şurası. Bakalım bu nereye gidiyor? Bu da yine 5'e yaklaşıyor. Sağ limit sol limite eşit oldu mu? Eşit oldu. O halde diyebiliriz ki limit x 4'e giderken fx eşittir 5'tir diyebiliriz. Limit vardır ve 5'tir. Peki diğer sorumuza bakalım. Diğer soru nerede? İşte şuna. Eksi 2'ye soldan yaklaşırken. Eksi 2 nerede arkadaşlar? Şurada. Eksi 2'nin solu neresi? Eksi 2'nin solu hemen burası. Peki fx nereye gidiyor? Bakalım grafiğe doğru ilerlediğimiz zaman fx nereye yaklaşıyor? 3'e yaklaşıyor. Pekala. Eksi 2'nin sağ tarafı. Eksi 2'nin sağ tarafı şurada. Ve ben bu eksi 2'nin sağını yine fx'e götürürsem yani y'ye götürürsem bakalım nereye gidiyor? O da 3'e gidiyor. Sağ limit, sol limit. İkisi de 3 geldi. Birbirine eşit olduğu için diyelim ki limit x 2'ye giderken fx eşittir 3'tür deriz. Bir diğer sorumuza da bakalım. Diğer soruda da diyor ki eksi 7'ye yaklaşalım bu sefer sağından ve solundan. Bakalım eksi 7'nin solu neresi arkadaşlar? Şurası. Eksi 7'nin solunu ben grafiğe götürürsem grafik bizi nereye götürüyor arkadaşlar y ekseninde? Eksi 2 noktasına götürüyor. Pekala. Limit eksi 7'ye bu sefer sağdan yaklaşsın diyor. Sağdan işte tam şuradan. Biz bunu yine grafiğe götürürsek grafik bizi nereye götürecek? Gene eksi 2'ye yakın değerlere götürecek. Sağ limit sol limite eksi 7 noktasında eşit olduğu için biz diyeceğiz ki limit x'ler eksi 7'ye giderken fx eşittir eksi 2'dir diyebiliriz. Geçelim bir alttaki sayfamıza. Diğer örneğimizde yine buna benzer bir soru. Şöyle diyelim bu soru için. Arkadaşlar 2'ye soldan yaklaşacağız. 2 noktası nerede? Burada. 2'nin solu nerede? O da burada. Pekala. Ben bunu grafiğe götüreceğim. Grafik beni nereye götürüyor? Y ekseninde eksi 5'e götürüyor. Pekala. 2'nin sol limiti eksi 5'miş. 2'nin sağ limitine bakalım. İşte şurada. Ben bunu yukarı doğru taşıdığım zaman bu grafik beni nereye götürüyor? Y ekseninde 3 noktasına getiriyor. Peki 2'nin sağdan fx'in 2'deki sağdan limiti 3. fx'in 2'deki soldan limitine eksi 5. Limit var mı arkadaşlar? Limit yoktur diyeceğiz. 4'ün solundaki fx'in limiti. 4'ün solu şurası. Peki 4'ün solu beni nereye götürüyor? 6 noktasına yaklaştırıyor. 4'ün sağı nereye yaklaştırıyor bakalım. Bu da 6 noktasına yaklaştırıyor. Dolayısıyla limit var mıdır? Burada sol limiti 4, sağ limiti 4. Limit vardır. Ve limit x 4'e giderken fx ne diyeceğiz? Gene 4'tür diyeceğiz. Pekala devam edelim. Eksi 3'ün soluna ve eksi 3'ün sağından yaklaşacağız. Fx değerlerini bulacağız. Eksi 3 ifadesi nerede arkadaşlar? Burada solu burası, sağ burası. Ben solundan yaklaştığım zaman fx'e bu ifade beni nereye götürüyor? 4'e yaklaştırıyor. Eksi 3'ün sağından yaklaştığım zaman da fonksiyon beni nereye götürüyor? Eksi 3 noktasına götürüyor. Yani sol limit 4, sağ limit eksi 3 diyebiliriz. Limitler sol ve sağ limitler birbirine eşit olmadığı için burada da limit yoktur diyebiliriz. Bir alttaki sorumuza geçelim. X'in A noktasında tanımlı f fonksiyonu için x eşittir A bir kritik nokta değilse x A'ya giderken fx FA'dır diyoruz. Yani o noktadaki görüntüsü bize direkt olarak limiti verir. Yani kritik nokta değilse diyor. Bir parçalanmaya uğramamışsa, fonksiyon burada herhangi bir kopmaya uğramamışsa direkt FA'dır diyebiliriz diyor. Şimdi sorumuza bakalım. Soruda diyor ki bize limit x 3'ün sağına giderken f bileşke fx. Bu f bileşke fx'i nasıl gösteriyoruz? F'in içerisine fx'i yazıyoruz. Burada neyi yazmamızı istiyor? 3'ün sağını yazmamızı istiyor. Peki biz de bu şekilde yazabiliriz o halde ifadeyi. Öncelikle fonksiyonun iç tarafından başladık çözmeye. 3'ün sağını istiyor. 3'ün sağı neresi arkadaşlar? Şurası. 3'ün sağında fonksiyon nereye gitmiş? Bakıyoruz. Eksi 2 noktasına gitmiş. Pekala. İçerisi neymiş? Eksi 2. Eksi 2'nin neresi ama? Eksi 2'nin üst tarafı. Yani eksi 2'den büyük mü? Eksi 2'nin renk değiştirelim. Eksi 2'nin sağı diyeceğiz değil mi?
Şimdi yeni sorumuz ne oldu artık? F'in eksi 2'ye sağdan yaklaştığı değeri bulacağız. Eksi 2 noktası nerede arkadaşlar? Burada ve eksi 2'nin sağı neresi? Burası. Peki eksi 2'ye sağdan yaklaşırken limit nereye gidiyor? Orijine gidiyor değil mi? Yani sıfıra gidiyor. Dolayısıyla buradaki cevabımız ne olacak? Fof x. X'ler 3'e sağdan yaklaşırken nereye gitti en son olarak? Sıfıra gitti. Bir de aynısını 3'ün solu için uygulayacağız. Pekala. 3'ün solu neresi? Şurası. Fonksiyonun burada aldığı görüntü neymiş arkadaşlar? Nereye yaklaşıyor? 4'e yaklaşıyor. Ama 4'e neresinden yaklaşıyor? 4'ün altından. Yani 4'ten daha küçük. 4'ün solundan yaklaşıyor. Pekala. Biz neyi bulacaktık? Önce onu bir yazalım. F 3'e sağdan yaklaşan değeri bulacaktık. Özür dilerim. Soldan yaklaşan değeri bulacaktık. Pekala. İçerisi ne oldu peki? 4'e sağdan yaklaşan değer. Artık yeni ifademiz nedir? 4'ün solundan yaklaşacağız dedik değil mi? 4 noktası neresi? O da şurada. 4'ün solu şurası. Yukarı doğru çıkıyoruz. Grafik bizi nereye götürüyor? 2 noktasına yaklaştırıyor. 2'ye nereden yaklaşıyoruz? O önemli mi? 2'ye noktasına yaklaşıyor diyeceğiz sadece. Pekala. Sağ limit ne? 3 noktasındaki 0. Sol limit ne? 2. Limit var mı? Yoktur diyeceğiz. Sadece soru bize bu değerleri bulalım demiş. 0'ı ve 2'yi de bulup soruyu sonlandırabilirdik. Biz 3'ün sağında ve 3'ün solunda f bileşke fx fonksiyonunun limitinin olmadığını da bulduk. Yine grafikli bir soru. 4'ün solundan yaklaşırken f bileşke fx'in limitini sormuş bize. Ben bunu nasıl yazacağım? F içerisine f'in 4'e soldan yaklaşırkenki değerini bulacağız. Değil mi? Pekala. Şöyle diyelim. Öncelikle iç tarafı çözmemiz gerekiyor. Yani şu yeşille gösterdiğimiz kısmı. 4'ün solu neresi arkadaşlar? Şurası. Peki bu 4'ün sol değeri beni grafikte nereye götürüyor? Eksi 5 noktasına, ama eksi 5'ten daha büyük olan, eksi 5'ten daha yukarıda bir değere götürüyor. Yani burası eksi 5'in sağ tarafına götürüyor diyebiliriz. Pekala, soru artık ne oldu? F'in içerisinde f eksi 5'in sağ değeri diyebiliriz. Eksi 5 nerede arkadaşlar? Burada. F eksi 5'in sağ kısmı neresi? Burası. Fonksiyonda bu kısım beni nereye götürüyor? Bu sayı beni nereye götürüyor? 2'ye götürüyor, ama 2'den daha büyük olan bir değere götürüyor. Yani 2'nin sağına götürüyor. Değil mi? Pekala. Ben bunu nasıl göstereceğim şimdi? F'in içerisine ne yazacakmışız? 2'nin sağ değerini. Pekala, 2 noktası nerede arkadaşlar? Burada. 2'nin sağ noktası burası ve fonksiyonda görüntü olarak beni nereye götürüyor arkadaşlar? Nereye yaklaştırıyor? Eksi 1 noktasına yaklaştırıyor. Artık cevabımız direkt bu diyebiliriz. Eşittir eksi 1. Devam ediyoruz. Bir diğer örneğimiz de bu. Aslında bunu konu anlatımında da verebiliriz ama örnek olarak buraya koyduk. Arkadaşlar x nereye gidiyor? Sıfıra gidiyor. Sıfırın neresine gidiyor? Soluna. Sıfırın solu beni grafikte nereye götürüyor diye bakacak olursak, sıfırın solu grafikte beni götürüyor. Nereye götürüyor? Eksi sonsuza götürüyor değil mi? Pekala. Sıfırın sağ değerine bakalım. Bunu bir yazalım buraya. Sıfırın sağ değerine bakalım. Sıfırın sağ değeri neresi? Burası. Peki fonksiyon grafiği beni nereye götürüyor bu nokta? Yani bu nokta nereye karşılık gelecek? Bu da nereye gidiyor? Artı sonsuza gidiyor. Evet. Eksi sonsuz ve artı sonsuz ifadeleriyle burada bu şekilde tanışabiliriz. Yani fonksiyon burada bir kelebek görüntüsü oluşturmuş da diyeceğiz daha sonrasında bunlara. Biliyorsunuz bu y değerine asla ama asla y eksenine asla değmeyecek grafik. X eksenine asla değmeyecek bu fonksiyonun grafiği. Ben bu sıfırın dibinde, solunda ve sağında değerler aldığımda grafikte bir görüntüsü oluşacak mı? Oluşmayacak. Hatta bazı kaynaklar sonsuzda teğettir de der. Görmüşsünüzdür. Bu yüzden sıfırın solundaki limit eksi sonsuzdur ve sıfırın sağındaki limit de artı sonsuzdur ifadelerini burada kullanabiliriz. Bir diğer sayfamızda, buraya da bakalım, benzer bir sonuca ulaşacağız. Görüntü biraz farklı. Burada baca şeklini almış. Şöyle diyelim. Limit 2'nin solunda fx. 2'nin solu neresi? Burası. Peki az önce yaptığımızı tekrar uygulayalım buraya. 2'nin solundaki bir sayı beni fonksiyonda grafikte nereye götürüyor arkadaşlar? Sonsuza kadar götürüyor. 2
2'nin sağı, 2'nin sağı da beni grafikte sonsuza kadar götürüyor değil mi? O zaman iki taraftaki limitte ne diyeceğiz? Artı sonsuzdur diyeceğiz. Bunu tek kalemde limit x 2'ye giderken fx eşit sonsuz diyebiliriz. Devam edelim. Şimdi burada açıklamalar var. Daha doğrusu kurallar da diyebiliriz. Ezberlememiz gerekiyor mu? Hayır tabii ki. Mantığını anlamamız yeterli. Şuna bakalım. X sıfıra soldan yaklaşırken 1 bölü x. İşte bu ne olur? 1 bölü sıfırın sol değeri. Şimdi şimdiye kadar şunu gördük biz. 1 bölü sıfır tanımsızdır. Tamam eyvallah ama biz buna ne diyeceğiz? Eksi sonsuz diyeceğiz. Neden? 1'i çok küçük bir sayıya bölüyoruz. Sıfır gibi bir sayı ama sıfır değil. Sıfırın solunda, yani sayı doğrusu üzerinde sıfırın sol tarafı nereye gösterir bize? Şurayı sıfır diye varsayarsak sıfırın sol tarafı nedir? Negatif bölgedir, değil mi? Ben aslında bir sayısını, yani burada pozitif olan sayıyı bir negatif sayıya bölüyorum. Sonucun negatif olması gayet normal. Peki sonsuz nereden geliyor? Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben kesirlerde payda kısmını, pay kısmı sabit kalmak üzere payda kısmını ne kadar küçültürsem kesirin değeri o kadar büyüyordu. Değil mi? Dolayısıyla ben artık payda kısmına sıfıra çok 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 ama çok yakın değerler verdiğimde sonuç ne olacak? Artı sonsuz olacak diyebiliriz. Pardon, eksi sonsuz olacak diyebiliriz. Geçelim şuraya. Eksi 5 ifadesi, eksi 5 sayısı bir negatif sayıdır. Peki x sıfıra nereden yaklaşıyor? Solundan yaklaşıyor değil mi? Burası da negatif, burası da negatif. Sıfıra soldan yaklaşan bir değere böldüğümüz zaman cevabın sonsuz çıkması gerektiğini biliyoruz. İkisi de negatif olduğu için eksi bölü eksi artı sonsuz diyebiliriz. Devam edelim. Sıfıra sağdan yaklaşırken, yani sıfırın sağ ne tarafı oluyor? Şurası, yani pozitif değerler. Biri ben sıfırın sağında çok küçük bir sayıya böldüğüm zaman cevap artı sonsuz gelecektir. Üst taraf negatif, alt taraf pozitif. Cevap bir kere negatif olacak ve sıfırın sağına böldüğümüz için artı eksi sonsuz diyeceğiz. Limit x sıfıra soldan yaklaşan bir değer aldığında 0 bölü x ne olur peki? Normalde biz 0 bölü sıfıra ne diyorduk? Belirsizlik. Değil mi? Belirsiz diyorduk buna. Peki 0 bölü 0 gene belirsiz gelmesi gerekiyor ama pay da 0 değil arkadaşlar. Pay da negatif bir sayı. Sıfırı herhangi negatif bir sayıya böldüğümüzü düşünün. Cevap ne gelir? Sıfır. Sıfırı sıfır haricinde herhangi bir sayıya böldüğümüz zaman cevabın sıfır gelmesi gerekiyordu zaten. Gene burada da aynı mantığı uygulayabiliriz. Bu sefer sıfırı herhangi bir pozitif sayıya böldüğümüzü düşünün. Cevap yine ne gelecek? Sıfır gelecek. Biri artı veya eksi sonsuza böldüğümüzde sadece bir değil herhangi bir sayıyı artı veya eksi sonsuza böldüğümüz zaman cevap yine sıfırdır. Eksi 2'yi de artı veya eksi sonsuza böldüğümüz zaman cevap yine sıfırdır diyebiliriz. Burada bir açıklama var. Kesirli fonksiyonların paydasının sıfır olduğu noktalarda soldan ve sağdan yaklaşarak limit alınır. Yani sağ limit ve sol limiti incelememiz gerekiyor arkadaşlar. Peki biz de bunu inceleyelim. Limit x 2'ye solundan yaklaşırken 4 bölü 2 eksi x'e bakalım. Bir de limit x 2'ye sağdan yaklaşırken 4 bölü 2 eksi x'e bakalım. Evet. Şöyle diyebilir miyiz? 4 bölü 2 eksi 2'ye soldan yaklaşan değer burası ne olur? 4 bölü 2 eksi 2'ye sağdan yaklaşan bir değer. Arkadaşlar şu ifade 2'den küçük mü? Küçük değil mi? Peki ben 2 sayısından 2'den küçük olan bir sayıyı çıkarıyorum. Yalnız 2'ye çok yakın bir değer. Peki bunu şöyle diyebilir miyiz? 4 bölü eğer 2'den daha küçük bir şey çıkarıyorsam bu değer pozitif olacak. Ama 2'ye de çok yakın değer olduğu için burası bu da 0'a çok yakın pozitif bir değer olacak. 4'ü 0'a sağdan yaklaşan bir değere böldüğüm zaman cevap ne geliyor arkadaşlar? Sonsuz. Peki sağ limitine bakalım. 4 bölü 2 eksi 2'ye sağdan yaklaşan bir değer. Burası 2'den büyük. Değil mi? Peki ben 2 sayısından 2'den büyük bir sayı çıkardığım zaman sonuç ne kalması lazım? Ne olması lazım? Negatif olması lazım, değil mi? Peki 2'ye çok yakın bir değer olduğu için 2'ye sağdan yaklaşan değer buna ne diyeceğiz? 2'nin pardon 0'ın solunda yani 0'dan küçük olacak diyeceğiz. Peki ben 4'ü 0'a soldan yaklaşan değere böldüğüm zaman az önce de görmüştük. Ne gelmişti? Eksi sonsuz gelmişti. Arkadaşlar bunlar limitini hesaplayalım demiş.
Sol limit artı sonsuz, sağ limit eksi sonsuz geldiği için direkt olarak limitine yoktur diyebiliriz. Bir alt sayfaya geçiyoruz. Bir A kümesi vermiş. Reel sayının bir alt kümesi. Reel sayılar kümesinin alt kümesi. Bir de F fonksiyonu vermiş ve G fonksiyonu vermiş. Bunlar da A'dan R'ye tanımlı iki tane fonksiyon. Pekala. Diyoruz ki limit x a'ya giderken fx b1 olsun, yani fx'in a'daki limiti b1 ve gx'in a'daki limiti de b2 olsun demiş. F artı g veya f eksi g fonksiyonunun a'daki limiti ne olur arkadaşlar? Bunu şöyle yazabilir miyiz? Limit x a'ya giderken fx artı veya eksi gx diye yazabiliriz. Bunu da şu hale getirebiliriz. Limit x a'ya giderken fx artı veya eksi limit x a'ya giderken gx diyebiliriz. Şuradaki limit neydi arkadaşlar? Fx'in a'daki limiti b1'di. Gx'in a'daki limiti neydi? B2'ydi. Araya da artımızı eksimizi koyarsak artık şuradaki limiti direkt olarak şurası diyebiliriz. Yani b1 artı eksi b2 diyebiliriz. Alttakine bakalım. K çarpı fx fonksiyonunun a'daki limiti. Arkadaşlar k'nın x'ten bağımsız bir sayı olduğunu düşünecek olursak, ben bu limiti k çarpı limit x a'ya giderken fx de diyebilirim. Madem öyle, burayı şöyle düşünemez miyiz? Limit x a'ya giderken fx kaçtı? B1'di, değil mi? Cevap o zaman ne olur? K çarpı B1 sayısı olur. Bu sefer f ve g fonksiyonlarının çarpımlarının a'daki limitini sormuş bize. Buna ne diyebiliriz? Limit x a'ya giderken fx çarpı limit x a'ya giderken gx diyebiliriz. X'in a'ya giderken fx'in limiti neydi? B1. X a'ya giderken gx'in limiti neydi? B2. O halde cevap neymiş? B1 çarpı B2'ymiş diyebiliriz. Devam ediyoruz. Sıfırdan farklı bir g fonksiyonu, sıfırdan farklı bir b2 sayısı var elimizde. Pekala, devamını okuyalım. Diyor ki f bölü g'nin a'daki limiti. Buna ne dememiz lazım artık? Limit x a'ya giderken fx bölü limit x a'ya giderken gx fonksiyonu diyeceğiz. Üst taraf neydi limit değeri? B1'di. Alt tarafın limit değeri neydi arkadaşlar? B2'ydi. Buna B1 bölü B2 diyebiliriz. Peki üstü bir sayının üstüne bir f fonksiyonu yerleştirmiş ve bu üstel fonksiyonun a'daki limitini sormuşsa arkadaşlar, ya tamamen bunun fx'in limitini hesaplayıp c'nin üzerine kondurabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. C üzeri limit x a'ya giderken fx diyebilirsiniz ki bu da nedir? C üzeri b1'dir diyebiliriz. Şu kısım neye eşitti? B1'e eşitti. Mutlak değer fx fonksiyonunun a'daki limiti. Arkadaşlar bunu fx'in a'daki limitinin mutlak değeri şeklinde de ifade edebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil ki bu da nedir? Mutlak değer b1'dir diyebiliriz. P sayısı sıfırdan büyük ve P sayısı birden farklı. Bu tamamen logaritma tanımından geliyor. Bunu da şu şekilde yapabiliriz. Logaritma P tabanında artık fx'in limitini logaritmanın içerisine yazabiliriz, değil mi? Şu şekilde. Ki şurası neye eşitti? B1'e. Cevap ne olacakmış? Logaritma P tabanında B1 olacakmış. Bir alt sayfaya geçiyoruz. N çift doğal sayıysa ve fx sıfırdan büyük veya eşit ise limit x a'ya giderken kök n fx yerine ben buradaki limiti de bu n'inci dereceden kökün içerisine dahil edebilirim. Aynı şey n birden büyük ve doğal sayı için de geçerli arkadaşlar. Gene limitimizi kökün içerisine dahil edip önce fx'in limitini hesaplayıp daha sonra n'inci dereceden kökünü almam da sonucu değiştirmez. 5 üzeri x artı 1 bölü x eksi 1 fonksiyonunun 2'deki limitini hesaplayalım demiş. Pekala, 2 değeri, 2 noktası şu ifadeyi tanımsız yapan bir değer midir arkadaşlar? Hayır, kesinlikle değildir. O halde direkt yerine yazabilirsiniz. 5 üzerinde 2 artı 1 bölü 2 eksi 1.
Pekala, bu nedir? 5 üzeri 2 artı 1 3, 2 eksi 1 1. 5 üzeri 3 kaçtır arkadaşlar? 125'tir diyebiliriz. Demek ki şunu yazabiliriz. Limit x 2'ye giderken 5 üzeri x artı 1 bölü x eksi 1 nereye gidiyormuş? 125'e gidiyormuş. 125'e yaklaşıyormuş diyeceğiz. Fonksiyonumuz şu. Küp kök içerisinde x kare eksi 7 bölü x artı 22. Bu fonksiyon x 2'ye giderken ki limiti nedir diye soruyor. X 2'ye giderken bu fonksiyonu tanımsız yapan bir değer var mı? Yok. Dolayısıyla direkt yerine yazacağız. Küp kök içerisinde 2'nin karesi eksi 7 bölü 2 artı 22 diyeceğiz. Pekala. Yazalım. Küp kök 2'nin karesi neydi? 4. Eksi 7 bölü 2 artı 22, 24. 4 eksi 7 kaç yapar? Eksi 3 bölü 24. Bir de biz bunları 3 ile sadeleştirirsek tertemiz olur. Küp kök içerisinde eksi 1 bölü 8. Hangi sayının küpü eksi 1 bölü 8'di? Cevap eksi 1 bölü 2 diyeceğiz. Demek ki bunun limiti neymiş arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 değeriymiş. Bir alttaki sorumuza bakıyoruz. Artık son soru. Limit x 3'e giderken logaritma x tabanında x artı 6. Bu 3 değeri logaritmanın içini veya logaritmanın tabanını herhangi bir şekilde 0 veya 0'dan küçük yapıyor mu, 1 yapıyor mu? Yapmıyor. Dolayısıyla tanımlı olduğu için 3 noktasında direkt olarak yerine yazabiliriz. Bunun limiti logaritma 3 tabanında 3 artı 6'dır deriz. Peki bu logaritma 3 tabanında 3 artı 6'yı da şu şekilde ifade edelim. Logaritma 3 tabanında 9. Bu nedir? Logaritma 3 tabanında 3'ün karesi. 2'yi attık başa. 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3. 3 tabanında 3 1'di. Limit değerimiz neymiş? 2'ymiş diyeceğiz arkadaşlar. Evet, limit dersimizin sonuna geldik. Videolarımı takip etmeye devam ediniz. Abone olmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Sınavlarınızda, yazılarınızda başarılar arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.